Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı. Beşiktaş'ın anlaşamadığı Kaylar'ın için Galatasaray devreye girdi. Siyah beyazlıların yaptığı tüm teklifleri reddeden ve 2,5 milyon euro maaşla direten Kaylar'ın için Galatasaray oyuncunun menajeriyle görüştü. Maaş konusunda anlaşma sağlanması halinde transferin gerçekleşmesi beklenirken Sarı Kırmızılar Kanadalı'yı kadrosuna katarak Kara Kartal'ın Raşit Gezal ve Gerson Fernandes transferlerine karşılık vermek istiyor. Kaylar'ın için Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı Kırmızılar Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Kaylar'ın menajeriyle temasa geçti. Tarafların maaş konusunda anlaşma sağlaması halinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Sezon sonunda Ryan Babel ve Arda Turan'la yollarını ayıracak olan Galatasaray sol kanada Kyle Larin takviyesi yapmak istiyor. Larin'in menajeriyle temasa geçen Cibom, maaş konusunda orta yol bulunması halinde transferi gerçekleştirip ezeli rakibinin daha önce yapmış olduğu hamlelerine cevap vermiş olacak. Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Kyle Larin 7 gol 1 asistlik performans sergiledi. Son 2 yılda ederini neredeyse 4 kata katlayan Kanadalı'nın güncel piyasa değeri 11 milyon euro. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sezon sonu gidiyor. Galatasaray'da son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı Kırmızıların yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Galatasaray'ın en iyisi olan Kerem Aktürkoğlu için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Almanya ve Fransa'dan sonra İngiltere'den de talebi çıkan Kerem'i Brentford yakından takip ediyor. Halil Dervişoğlu'nu kiraladığı Galatasaray'ın maçlarını izleyen İngiliz scoutlar Kerem'e hayran oldu. Brentford 23 yaşındaki yıldızla ilgili Halil'den bilgi aldı. Halil çok iyi anlaştığı Kerem'le ilgili olumlu referans verdi. Premier Lig ekibi Kerem Aktürkoğlu için sezon sonunda teklif yapma kararı aldı. Erman Toroğlu Galatasaray'ı öve öve bitiremedi. Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından iyice uzaklaşan Galatasaray sezonun 29. haftasında Ali Samiyan Spor Kompleksi Nef Arena'da Beşiktaş'ı konuk etti. Zorlu maçta kazanmayı bilen Sarı Kırmızılar önemli bir 3 puan elde ederek Süper Lig'deki 29. maçında 10. galibiyetine ulaşmayı başardı. İstanbul'da saat 20'de başlayan ve yayıncı kuruluş Bein Sports tarafından canlı yayınlanan karşılaşmaya Galatasaray iddialı bir 11 ile başladı. Geçtiğimiz maçta Barcelona ile deplasmanda berabere kalan Cimbom Beşiktaş'ı yenerek moral artırdı. Beşiktaş karşısında 3 puana uzanan Sarı Kırmızılar kısa bir süre sonra dünya devi Barcelona'yı saat 20.45'te Nef Arena'da konuk edecek. İstim üstünde olan Cimbom, Barça'yı eleyerek UEFA Kupası'nın en büyük favorilerinden olduğunu göstermek istiyor. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu da Sarı Kırmızıların Beşiktaş karşısında aldığı galibiyet için "Eğer Beşiktaş 3. golü de yeseydi Allah korusun derdik. Beşiktaş dağılırdı. Galatasaray 4 gündür susmayan Beşiktaş'ı resmen tokatlayarak terbiye etti. Bu Galatasaray Barcelona'yı elerse şaşırmam" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın Barcelona maçına büyük bir istekle çıkacağı düşünülüyor. Peki sizce Galatasaray dünya devi Barcelona'yı eleyebilecek mi? Galatasaray eler diyenler videoyu beğensin. Kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Galatasaray teknik direktörü Domenech Torrent'in cevabı İspanya'yı karıştırdı. Barcelona Galatasaray karşılaşmasının ardından Sarı Kırmızıların teknik direktörü Domenech Torrent'in İspanyol gazeteciden gelen soruya verdiği cevap İspanya'yı ikiye böldü. Ülkede verdiği cevap yüzünden Torrent saygısızlıkla suçlanırken hakaretlere de maruz kaldığı ifade edildi. Galatasaray teknik direktörü Torrent'in Barcelona Galatasaray karşılaşmasının ardından basın toplantısındaki tavrı İspanya'da yankı uyandırdı. Toplantı sırasında kendisine İspanyolca yöneltilen soruya "Katalanca cevap vereceğim çünkü benim dilim Katalanca, size tercümesini yaparlar" şeklinde yanıt verdi. Deneyimli teknik adamın bu tavrı sosyal medyada birçok Katalan tarafından beğeniyle karşılanıp ana dilini savunduğu gerekçesiyle alkışlanırken İspanyol basınının bir bölümü tarafından ise tepkiyle karşılandı. Galatasaray teknik direktörünün bu yüzden hakaretlere maruz kaldığı belirtilirken bazı sorulara ise İspanyolca yanıt verdiği hatırlatıldı. Muhabirin sorusunu İspanyolca yanıtlamadığı için saygısızlık ettiği savunuldu. Atletico Madrid forması giyen Luis Suarez'den Galatasaray'a övgü.
Barça'nın eski yıldızı, şu sıralarda Atletico Madrid forması giyen Luis Suarez Galatasaray hakkında, Galatasaray gibi kulüplere karşı ayrı bir dikkatle oynamak gerekir. Onların zayıfladığı söyleniyor ama hala dağ gibi duruyorlar. Barcelona turu geçebilmek için İstanbul'da acı çekecek ifadelerini kullandı. Liverpool ve Barcelona'nın eski starı Atletico Madrid forması giyen Luis Suarez, İspanyol As gazetesine Nou Camp'taki maçı değerlendirdi. Uruguaylı yıldız, Avrupa maçları her zaman zorlu geçmiştir. Özellikle Galatasaray gibi kulüplere karşı ayrı bir dikkatle oynamak gerekir. Onların zayıfladığı söyleniyor ancak sahada hala dağ gibi duruyorlar. Bu gibi maçlarda sonuna kadar savaşmalısınız. Agresif olmalı, daha çok koşmalı, maçı rakipten daha çok istemelisiniz. Benim sahada gördüğüm Barça çok yumuşak bir takımdı. Çok küçük parlamalar dışında hiçbir varlık gösteremediler. Xavi'nin takımının ne oynamak istediğini anlayamadım. Barcelona turu geçebilmek için İstanbul'da çok acı çekecek. Benim için büyük bir hayal kırıklığıydı. İfadelerini kullandı. Dünya basınında gündem Galatasaray. Barcelona UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk müsabakasında temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Kritik müsabakanın son anlarında Buffett'in bir Gomis rakip fileleri havalandırdı ancak offside'a takılmıştı. Galatasaray'ın Barcelona deplasmanında gösterdiği kusursuz performans dış basında geniş yankı buldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları. Marca gazetesi Galatasaray Barcelona'yı nasıl durduracağını biliyordu şeklinde başlık attı. Haberin detayında Galatasaray Barcelona'yı nasıl durduracağına çalışmış. Çeyrek finale kimin kalacağı İstanbul'daki maçtan sonra belli olacak. Iñaki Peña golsüz sona eren maçta harika işler yaptı. Xavi'nin öğrencileri hiç hesaba katmadıkları bir beraberlik aldı ve çalışkan Galatasaray'ı yenemedi. Guardiola'nın öğrencisi olan Torrent, Türkiye'de oynadığı oyunu bir kenara bıraktı ve beklenenden daha az sorun yaşadı. Kerem Aktürkoğlu harika bir gol atmak üzereydi ancak Eric Garcia'nın dizi buna engel oldu. Gomis seyircileri sessizliğe gömdü ancak offside bayrağı kalktı. Barcelona elinde kalan tek kulvarda şampiyonluğa ulaşmak için İstanbul'da kazanmak zorunda. ESPN Barcelona'nın son 4 maçta görülen coşkusu yoktu. Özellikle Real Madrid'in geri dönüşünün ardından Barcelona'nın performansı hayal kırıklığı yarattı. Iñaki Peña Galatasaray'ı yenilgiden kurtardı. Barça Ter Stegen'e rekabet etmek istiyorsa para harcamasına gerek yok. Barcelona ilk 45 dakika sadece Adama ile pozisyon bulmaya çalıştı ancak Galatasaray kalesini zorlayamadı. Mundo Deportivo Barça'nın bu kadar zorlanacağını kimse tahmin etmemişti. Galatasaray direndi ve zaman zaman da kontra ataklarla gole yaklaştı. Barcelona kontrolü ele geçirmekte zorlandı. Bu rotasyondan ya da Galatasaray'ın savunmadaki çabasından dolayı olabilir. İkinci yarıda Barça şiddetini artırsa da Türk duvarına çarptı. Iñaki Peña harika bir performans gösterdi.